Bölgesel analiz topluluğunun başkanlığını yürütüyorum. Yaklaşık 3 senedir kurulduğumuz yıldan beri diyebiliriz. Dünyadaki tüm bölgeleri, bölgelerin siyasetlerini, coğrafyalarını, topografyalarına kadar hatta görüyoruz. Bölümden mezun olduğunuz zaman işte ne istediğinize karar vermişseniz, yani bu bölümü seçerken ne olacağım diye girdiyseniz çok şanslısınız. Büyük zaferleri büyük riskler oluşturur diye düşünüyoruz güzel zaman. Avrupa var, Amerika kıtası var, Balkanlar var, Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Latin Amerika, bunların hepsinde böyle araştırmacılarımız var. Yani hem İngilizcemi geliştirebilirim hem de çok zorlanmam diye düşünerek bu okulu seçtim. Birazcık böyle etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum Tabii topluluğumuzun ki tanıtmak buyurun. amacıyla. Topluluk nedir? Neler yapar? Kendi açısından deneyimi nedir? Bunu anlatmasını isteriz. Atatürk büstleri yapıp ihtiyacı olan, yani ihtiyaç sahibi olan köy okullarına hediye ettik. Yani üniversite öğrencisi, üniversite gençliği olarak ışığımızı Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Ve o ışık hiçbir zaman Kesinlikle. sönmedi, Kesinlikle. sönmeyecekti. Bu yüzden de hiçbir zaman durmayacağız Allah'ın izniyle. Üniversite TV'ye hoş geldiniz. Yine yurdun dört bir yanından üniversiteleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bölgesel Analiz Topluluğu, Topluluk Başkanı Hacı İbrahim Sancaktar ve Topluluk Eş Başkanı Hatice Nur Yıldırım ile beraber. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz, teşekkürler. Siz Merhaba, hoş nasılsınız? bulduk. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle Hacı İbrahim Sancaktar, sizden başlayalım. İbrahim Sancaktar kimdir, neler yapar? Birazcık bahseder misiniz kendinizden? İbrahim Sancaktar, öncelikle son sınıf Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisiyim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyorum. Genel olarak kendimden bahsetmek gerekirse böyle sürekli elde belgelerle dolaşan, sürekli bir yerden bir yere belge koşuşturan, hani sürekli etkinlik içerisinde olan birisi olarak tanımlayabilirim kendimi. Bunun dışında da bölgesel analiz topluluğunun başkanlığını yürütüyorum. Yaklaşık 3 senedir kurulduğumuz yıldan beri diyebiliriz. Bu şekilde ilerliyor. Peki neden bu topluluk? Sizde ekstra olarak bir şey var mı? Yani geçmişte yaşadığınız herhangi bir olay, kesinlikle ben bu topluluğa katılmalıyım, bu topluluğun başkanı ben olmalıyım dediğiniz şey var mı? Tabii ki hani diğer arkadaşlar da bundan ilham alıp katıldıklarını belirtmişlerdi. Önceki programlarınızı dinlemiştim. Şöyle, neden bölgesel analiz topluluğu? Çünkü biz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü olarak özellikle dünyadaki tüm bölgeleri, bölgelerin siyasetlerini, coğrafyalarını, topografyalarına kadar hatta görüyoruz. Çünkü bunları görüp analiz etmek zorundayız. Ve bize buna yardımcı olarak bir topluluk gerekiyordu aslında. Yani bunu kurmamız gerektiğini biz hissettik, hissiyatına ulaştık. O yüzden de bu topluluğu kurduk. Bu toplulukla birlikte bölümümüzden arda kalan zamanlarımızda kendi alanımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz, projeler yapıyoruz, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu yüzden bu Evet. topluluğu kurduk. Evet, ileride zaten bu etkinliklerden, projelerinizden bahsedeceğiz. Evet, Hatice Hanım, sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. İsmim Hatice Nur, soyadım Yıldırım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Ben de bölüme başladığımdan beri, yani 3 senedir bu topluluğun içerisindeyim. Kendimi böyle biraz tanıtacak olursam, yani bölümün dışında ben de sosyal sorumluluk projelerine çok ilgiliyim. Yani Muğla'da olsun, Bursa'da olsun katılabildiğim her türlü sosyal sorumluluk projelerine katılıyordum. Topluluğa bir katılma amacım da buydu zaten. Yani ne kadar bir siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümü topluluğu olsa da sosyal sorumluluk projelerine çok ilgili bir topluluk olduğu için ben de bu topluluğa katıldım. 3 yıldır da içerisindeyim. Evet, çok güzel. Nereliydiniz peki Hatice Hanım? Ben aslen Kırıkkaleliyim. Orada doğdum, orada büyüdüm ama Bursa'da yaşıyoruz. Bursa nasıl bir yer peki? Benim için çok güzel. Biz Gemlik'teyiz. Yani deniz kenarındayız. Çok güzel. Minik Çok bir ilçede yaşıyorum. güzel. Çok seviyorum. Evet. İbrahim Bey, size sormadım. Nereliydiniz siz? Ben aslen Çorumluyum ama şu an Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da ikamet ediyorum. Anladım. Güzel.
Evet, bu işin avantajları ve dezavantajlarından biraz bahsedelim. Açıkçası merak ediyorum ben. Buyurun, Hatice Hanım, sizden başlayalım. Şimdi şöyle bölümümüzün avantajlarına bakacak olursak aslında bana Evet. göre bölümün avantajları da dezavantajları da aynı. Şöyle bu bölümden mezun olduğunuz zaman çok fazla, çok geniş bir iş yelpazesine sahipsiniz. Yani çok farklı alanda çalışabilirsiniz. Bu kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj. Benim gibi böyle kararsız birilerine göre biraz dezavantaj. Ama işte kararlı kişilere göre de bir avantaj. Bölümden mezun olduğunuz zaman işte ne istediğinize karar vermişseniz, yani bu bölümü seçerken ne olacağım diye girdiyseniz çok şanslısınız, ama benim gibi sürekli fikirleriniz değişiyorsa biraz bu çok fazla meslek grubunun olması dezavantaj. Evet, peki bu topluluk için risk önemli midir? Yani risk alınmalı mı? Önemi nedir? Bahseder misiniz kısaca Hatice Hanım? Topluluk için risk almak derken neyi kastettiğinizi tam anlayamadım. Yani bu topluluğun alınacağı bir risk var mıdır? Yani nasıl söyleyeyim? Bu analiz kısmında iddialı olmalıyım, risk almalıyım denecek bir konu var mıdır? Şöyle biz topluluk olarak topluluktaki bütün üyelerin bir bölgesi var. Herkes seçtiği bölgeyi araştırıyor. O bölgede son olan olayları araştırıyor ve kendince yorumluyor. Bazen toplulukta bu bölgeleri araştırırken, yorum yaparken herkes kendi görüşünü belirtiyor. Bu görüşü belirtirken biraz bazen işte kırıcı ya da yanlı olabiliyoruz. Evet. Öyle bir riskimiz var. Onun dışında böyle bir risk yok. Güzel, anladım. Çok iyi. Evet, siz neler söylemek istersiniz avantajları ve dezavantajları hakkında? Şöyle söyleyebilirim. Yani aslında büyük zaferleri büyük riskler oluşturur diye düşünürüz biz her zaman. Yani risk almadan belli bir başarıya, belli bir tatminkarlığa ulaşılacağı taraftarı değiliz açıkçası. Ama bu riski niye göre aldığınıza göre değişiyor. Sağ olsun bizim Tabii ki. araştırmacılarımız da kendileri çok inisiyatifli davranıp kendi inisiyatiflerinde olan yazılarda, yayınlarda, makalelerde güzel bir anlatımla, güzel bir üslupla ilerledikleri için ve danışman hocamız da Doktor Serdar Yılmaz bizimle sürekli irtibatta olduğu için, hani danışmanımızın kontrolünden geçtiği için yayınlar. Bu yüzden bizim için çok fazla bir risk söz konusu değil yani. Hani bu riskin aslında en büyük yanı yazabiliyor olmak. Çünkü üretebilmek. Bu riski aldığımız sürece de her zaman başarılı olacağımıza inanıyoruz. Evet, çok güzel. Peki topluluk bölgeleriniz nelerdir? İbrahim Bey, sizden başlayalım. Ben bölge olarak Orta Asya üzerine çalışıyorum. Orta Asya siyaseti üzerine. Özellikle 91 sonrası, yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki döneme odaklanıyorum. O dönemden güncel günümüze kadar olan Orta Asya siyaseti üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Peki siz Hatice Hanım? Toplumumuzun birden fazla bölgesi var. Ben az önce de bahsetmiştim. Biraz kararsızım. İşte Afrika var, Asya var, işte Avrupa var, Amerika kıtası var, Balkanlar var, Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Latin Amerika, bunların hepsinde böyle araştırmacılarımız var. Ben kendime henüz böyle bir bölge seçmiş değilim, ama daha çok Avrupa üstünde çalışıyorum. Avrupa Birliği ile ilgili çalışıyorum. Ama genellikle de böyle diğer bölgelere de bakıyorum. İlgimi çeken olaylar olursa onlar hakkında da araştırma yapıyorum. Çok güzel. Neden Muğla'yı seçtiniz? Onu sormamıştım. Merak ediyordum. Buyurun İbrahim Bey. Öncelikle ben kendim doğa yaşamını sevdiğim için, özellikle doğal hayat sevdiğim için, yani bunda yürüyüş yapma, geziler ve balık tutma gibi avantajları da var. Bunları da göz önünde bulundurarak Muğla'yı seçtim ki zaten Muğla'daki akademisyenlerimizin çoğunu seçmeden de takip ediyordum. Yani eğitim yanında da bir sıkıntı görmedim. Özellikle akademisyenlerimizin bana kataacaklarını düşünerek bir ön çalışma yaparak Muğla'yı seçtim. Evet, çok güzel.
Siz peki Hatice Hanım? Ben daha çok bu bölümü seçmeye karar verdiğim zaman bölümü araştırırken hep bir İngilizce yeterliliğin olması zorunluluğunu gördüm böyle araştırırken. Fakat liseden mezun olduğumda benim böyle bir İngilizce altyapım yoktu. Fakat bölümünde bir ya bu bölümü seçmek istiyordum. Bir zorunluluk olduğunu da biliyordum İngilizce eğitimin. O yüzden böyle %100 İngilizce okumaya cesaret edemedim. Çünkü işte sınavlar İngilizce, ödevler İngilizce, hocalar İngilizce anlatıyor vesaire. Çok cesaret edemedim. Fakat üniversitedeyken de İngilizce işini halletmek istiyordum. Türkçe seçmek istemedim o yüzden de. Burada karşıma Mula Skoçman Üniversitesi çıktı. Bizim bölümümüzde zorunlu hazırlık eğitimi aldıktan sonra bölüme geçiyorsun. Derslerin bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Yani %30 İngilizce, diğerlerini Türkçe alıyorsun. Bu yüzden yani hem İngilizcemi geliştirebilirim hem de çok zorlanmam diye düşünerek bu okulu seçtim. İyi ki de seçmişim. Çok güzel. Çok memnunsunuz, evet. Bahsettiğiniz kadarıyla. Çok güzel. Peki etkinliklerinizden bahseder misiniz? İbrahim Bey, buyurun, sizinle başlamak istiyorum. Tabii ki biz şimdi topluluk olarak her sene başında aslında ilk etkinliğimiz bizim kaynaşma kahvaltısıdır. Kaynaşma kahvaltımızın şöyle bir özelliği var. Topluluk üyelerimiz ve aramıza yeni katılan üyelerimiz dönem başı kahvaltısında hep beraber eski katılanlar, araştırmacılar ve yeni katılanlar olmak üzere toplanıp bir kahvaltı yaparız. Bu kahvaltıda deneyim tecrübe aktarımı dediğimiz önceki arkadaşların yeni gelen arkadaşlara yol göstermesi olur. Hani topluluk nedir, neler yapar, kendi açısından deneyimi nedir, bunu anlatmasını isteriz. Bu anlatımdan sonra da bizim Doktor Serdar Yılmaz hocamız, koordinatör hocamız bize bir bilimsel araştırma yapma sunumu sunar. Yani bilimsel araştırma nedir, nasıl yapılır, bilimsel yazı nasıl yazılır, yazının bilimselliği nerede başlar gibi bir etkinlikle birlikte bizlere bir briefing verir aslında. Bu briefingin sonrasında da etkinliklerimize yavaş yavaş yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte başlarız. İlk temel etkinliğimiz bu şekilde başlar. Sonrasında okul yani üniversite içerisinde bizim standlarımız kurulur, tanıtım standlarımız. Bu tanıtım standlarımızda topluluğumuzun kütüphanesi tanıtılır. Kendisine ait bir kütüphanesi. Bu kütüphane tanıtımıyla birlikte ve kendi çıkardığımız Bölgesel Analiz dergisinin tanıtımıyla birlikte de farklı farklı katılımcılar tekrardan aramıza katılmak isterlerse yeni üye kayıtları yapılır. Sonrasında da biz araştırmacılarımızdan şunu isteriz. Bir bölge belirlemelerini, özellikle belirlenen bölgeyle ilgili çalışmaya istekli olmalarını, motivasyonlu olmalarını bekleriz açıkçası. Diyelim ki ben Orta Asya üzerine çalışacaksam, o bölgenin tarihini veya o bölgenin siyasi yapısını ilk başta araştırmam gerekir ve bunu bir sunum yapmam gerekir. Yani biz araştırmacılarımız yayın yapmadan önce ilk başta sunumlarını dinliyoruz genelde. Tüm topluluk olarak toplanıyoruz. Anlatıcı yani konuşmacı, araştırmacı arkadaşımız bize bölgeyle ilgili kendi araştırmalarını sunuyor. Bu sunudan sonra da arkadaşımıza artık diyelim ki eksiklikler varsa eksiklikler gideriliyor ve artık bir araştırmacı için önü açılmış oluyor. Yani topluluk içerisinde. Tabii bunun dışında çok farklı projelerimiz var. Yani mesela siyaset topluluğu olup sosyal sorumluluk bu kadar önem veren başka bir topluluk var mı? Onu da bilmiyorum. Ama hayatın her alanında, her anında olmayı yakalamaya çalışan bir topluluğuz. Yani toplumun içinde her anında olmaya çalışan bir topluluğuz. O yüzden de bu etkinliklere önem vermeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Hatice Hanım, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Buyurun, sizi dinlemek istiyorum. Ben en başında da söylemiştim. Bir siyaset bilim topluluğu ama sosyal sorumluluk projelerinde en az böyle konferanslar, seminerler kadar çok fazla ağırlık veren bir topluluk. Bu yüzden katılmıştım. Biz de topluluk olarak ayda bir olsun sosyal sorumluluk projelerinden katılıyoruz. Bunu da Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Birazcık böyle etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum topluluğumuzun Tabii ki, tadı buyurun. bakımıyla. Biz yine
Muğla'da bulunan böyle 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata katılması için orada kurulan yüzyaş evleri var. Biz bu yüzyaş evleriyle beraber geleceğe nefes kampanyasında beraber belirlenen alanda fidan diktik bölge sayısı topluluğu öğrenciler olarak. Daha sonra Muğla'daki hayvanlar için mama kapları yapıp Muğla'nın çeşitli yerlerine astık. Yine biz yüzyaş evi üyeleriyle beraber bölge sayısı topluluğu öğrenciler olarak Atatürk büstleri yapıp ihtiyacı olan ya yani ihtiyaç sahibi olan köy okullarına hediye ettik. Yine Çok İbrahim az güzel. önce bahsetmişti. Kendi kütüphanemizi kurduk ve bu kütüphaneden de ihtiyaç sahibi olan okullara, ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kitap hediye ettik. Her dönem zaten her dönem okulda işte hem topluluğumuzu tanıtmak amacıyla standlar kuruyoruz. O standlara da böyle kampüsteki öğrencilere böyle küçük bir hediye olsun diye kedi mamaları dağıtıyoruz. Benim de topluluğa ilk katılmam böyle olmuştu. Kedi mamaları sayesinde. Böyle bu tür etkinlikler yapıyoruz. İşte Muğla'da bulunan böyle yüzyaş evlerine seminerler veriyoruz. Tabii bunların çoğu da basında, ulusal basında, yerel basında yer aldı. Böyle güzel geri dönüşler alınca biz daha çok böyle şevkleniyoruz. Daha fazla etkinlik yapıyoruz. Tabii ki yaptığınız iş gerçekten çok faydalı bir iş. Belli ki yardımlaşmayı çok seven insanların kurduğu ve birlik olduğu bir topluluk anlattığınız üzere. Ben çok mutlu oldum açıkçası hem hayvanlar olsun, doğa olsun bu şekilde destek olmanız gerçekten çok hoş. Harika yani. Teşekkür Tek ederiz. kelimeyle. Teşekkür ederiz. Peki mesela ben bu topluluğa girmek istiyorum. Ben bu topluluğa girmek için ne yapmalıyım? Yani başka bir üniversiteden olsam da bu topluluğa girebilir miyim? Ya da lise öğrencisi olan da girebilir mi bu topluluğa? Buyurun. İbrahim Bey, Yani siz de başlayalım. şöyle girebilirsiniz. Aslında tek yapmanız gereken merak etmeniz. Yani bizim topluluktaki tek amacımız bu. Merak etmek, sorgulamak. Sorgulayıp üretim yapabilmek. Bu sorguladığı şeyi yazıya, yayına dökebilmek. Tek kısmımız bu aslında. Ha, bunun dışında bizim mesela üniversitemiz dışında da katılımcılarımız var. İşbirliği yaptığımız kurumlar var ya da işbirliği yaptığımız üniversitedeki öğrenciler var. Bizde yayınını yayınlatan. Sadece araştırma ve merak duygusu olan tüm insanlara biz kabul ediyoruz. Bu ile araştırma duygunuz, isteğiniz ve yüksek motivasyonlu bir şekilde olursanız hangi kurumdan, üniversiteden olduğunuzun çok da bir önemi yok. Tabii ki lise düzeyinde de arkadaşlarımıza, bizden yaşça küçük kardeşlerimize diye yol göstermeye, elimizden geldiğince güncel politika ve siyasete onları dahil etmeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Peki bu topluluk size ne kattı? Hatice Hanım, sizinle başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Ben bir anımda anlatayım bunu. Ben bölüme geçtiğim zaman birinci sınıftayken biraz böyle ne yapacağım, ne edeceğim çok bunları düşünmüyordum. Ta ki topluluğa katılıp Serdar hocamızla ilk toplantımızı yapana kadar Serdar hoca işte analizlerden, projelerden, etkinliklerden bahsederken böyle bende bir farkındalık oluştu diyebilirim. topluluk bana tecrübe kattı. Bir network sağladı. Yani okulumuzda biz topluluk olarak çok fazla etkinlik düzenliyoruz, çok fazla konferans veriyoruz ve bu konferanslara gelen misafirlerle o yaptığımız minicik bir sohbet bile bize çok fazla şey sağlıyor. Topluluk bize network kazandırdı. Aynı zamanda işte dediğim gibi biz toplulukta hepimizin bir bölgesi var. Biz bölgelere işte ayda bir olsun, 2 haftada bir olsun analiz yazıp kendi sitemizde yayınlıyoruz Serdar hocamızın onayıyla. Ben birinci sınıftayken yani ilk analizimi yazdığımda Serdar Hoca sürekli Hatice olmamış, şurayı düzeltebilirsin, şuraya şunu ekleyebilirsin, ismini değiştirebiliriz. Sürekli böyle bana bir yol gösteriyordu. Ama şu anda yani analizlerimi yazıyorum, Serdar Hocamıza gönderiyorum. Tamam yayınlayabiliriz diyor. Yani Çok ben çok analiz güzel. yazmayı öğrendim, proje yazmayı öğrendim toplulukla beraber. Tabii Serdar Hocamız sağ olsun çok uğraştı ama. Bir Evet. tecrübe kazandırdı bana. Bir bakış açısı kazandırdı. Çünkü topluluğumuzda böyle kahvaltılarımızda sohbet ediyoruz. İşte toplantılarımızda sohbet ediyoruz. Birden fazla bakış açısı var. Fikir alışverişi yapıyoruz. Herkesin fikrini, bakış açısını görüyorum. Bu da bana
Farklı bir yönden bakmayı gösteriyor. Yani topluluk bana çok fazla şey kazandırdı diyebilirim. Yani en etkisi de tecrübe kazandırdı, bir farkındalık kazandırdı. Evet, çok güzel. Gerçekten de aslında önemli olan da farklı bakış açılarıyla beraber bir amaç uğruna çalışmak. Gerçekten tek düze düşünmemek çok önemli. Evet. Böyle düşünüyorum. Çok güzel bir yere değindiniz gerçekten de. Buyurun İbrahim Bey, siz neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle topluluğun yani ilk başa dönüp ilk baştaki soruyla birlikte buna cevap vermek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Bizim kurum amacımız aslında şuydu. Atatürk'ün de dediği gibi en uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunamayacağını bilemeyiz sözünden yola çıkarak bu topluluğu kurduk. Ve yani dünya siyasetini aslında araştıran, sorgulayan, üreten bir nesil. Yani fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür olarak araştırıp sorgulayan bir nesil oluşturmaya çalıştık. Bu noktadan geldiğinde, tekrardan baştan sona geldiğinde ise şu an bunu başardığımı, en azından iz bırakabildiğimizi ve şu an sizinle bu canlı yayını yaparken bunu gururla söyleyebildiğimizi görüyorum ve cidden bu bize başarılı olduğumuzu kanıtlıyor. Bunun dışında tabii ki bizim sosyal etkinliklerimiz dışında akademik etkinliklerimiz de çok fazla oluyor. Mesela bunlardan en büyük örneği şunu söyleyebilirim. Biz Marmaris'te bir Avrupa Birliği Erasmus Plus K105 projesi gerçekleştirdik. 23.800 euroluk bir alıp bu projeyi yapmıştık. Bunun gibi üyelerimizle birlikte ne yapabiliriz ve her zaman da en üst çıtayı hedefleyip en üste nasıl ulaşabiliriz düşüncesiyle ilerliyoruz. Mesela bizim topluluk üyelerimizden Vesna Aziz, Birleşmiş Milletler model oturumunda kadın konulu bir konuşma yapıyor. Bu bizim topluluğumuz için çok büyük bir onur. Ondan sonra Kazakistan'da yaz okuluna katılan arkadaşlarımız oldu. Aracılığıyla Kazakistan'a gönderdiği arkadaşlarımız da sizin uluslararası ilişkiler kampı düzenlenmişti. Erim o yarışmada birinci birçok farklı öğrencileri. Aynı da proje yazıyoruz biz topluluk olarak. TÜBİTAK projelerine önem veriyor. Topluluğumuzdan da Edip Gezgin mesela bir TÜBİTAK 29 adı yazmıştı. Buna hak kazanmıştı. Ki ben kendim de yaklaşık 2-3 hafta öncesinde bir TÜBİTAK projesine dahil oldum. Ona katılım gösterdim. Yani hani bunun dışında farklardan hocalar da alıyoruz. Mesela ünlü ekonomisyen Emre Alkin'i üniversitemizde ağırladık ve Atatürk ve İktidar Çok konulu güzel. bir konferans gerçekleştirmiştik. Tüm bunların ışığında baktığımda topluluk aslında bana üniversite yaşamının nasıl olması gerektiğini, üniversite yaşamının sadece okul, ders ya da ev ikilemi arasında değil de sosyal alanda da aktif olarak kendilerine yani kendinize bir şey katarak bir network geliştirerek ve geliştirdiğiniz bu networkten maksimum verimi elde edene kadar çabalamak olduğunu gösterdi. Bu yüzden çok mutluyum bu topluluğu kurduğumuz, bunun içerisinde yer aldığım için. Çünkü bu arkadaşlarımdan ben çok şey öğrendim topluluk araştırmacılarımızdan. Özellikle ben Orta Asya araştırırken, diyelim ki Orta Doğu araştıran birisi bir sunum yaptığında Orta Doğu ile ilgili de bir fikrim oluyor. O konuyu da araştırmış oluyorum ve aslında çok az zaman harcayıp bu konuyla ilgili bir bilgi birikimine sahip. Bu yüzden Evet, çok güzel. üniversite hayatımın en verimli geçen yıllarını toplulukla birlikte geçirdim diyebilirim yani. Evet, Evet, ben çok de. güzel. Yani size çok şey kattı. Normal, genel olarak hayatınızda da bunlardan bahsediyorsun sanırım. Evet. Evet, çok güzel. Zaten yapı olarak da bir ciddiyetiniz var İbrahim Bey.
ilk yayın açtığımızda da öyleydi. Tam bir topluluk başkanı havası var zaten. Onu hissettik. Teşekkür ederim. Biraz canlı yayın olduğu için gergin üstünde. Kusura bakmayın. Evet, yo yo estağfurullah. Sıkıntı yok. Peki online süreçten birazcık bahsedebilir misiniz bize? Hadi canım, sizinle başlamak istiyorum. Buyurun. Şöyle biz bu online eğitimde yani uzaktan eğitime geçiş sürecinde zorluk yaşamayan okullardanız bence. Çünkü bizim bölümümüzde zaten bir uzaktan eğitim altyapısı vardı. Biz bölüm olarak yani biz Muğla Skoçman Üniversiteleri ortak zorunlu dersleri zaten uzaktan eğitimle alıyorduk ve uzaktan eğitime geçtiğimiz süreçte de zaten bir altyapımız, bir sistemimiz vardı. Herhangi bir zorluk, herhangi bir sıkıntı yaşamadık bu süreçte. Tabii öğretmenlerimiz daha anlayışlı oldular. Okulumuz yine daha öğrenci yanlısıydı. Fakat işte uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Tabii ki. Bizim bölümümüz zaten fikir alışverişine, işte konuşmaya, tartışmaya dayalı bir fikir. Hocamızın işte ders anlatırken uzaktan eğitimde katılamıyoruz, yorumlarımızı tam yapamıyoruz ya da işte bizim okulumuz bize işte dersleri daha sonra izleyebilme hakkı verdi. İşte dersi kaçırdığımız zaman sonradan izleyince yani bir konu oluyor, bir tartışma oluyor, sen ona katılamıyorsun. Yani uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmadı. Bu bizim topluluğumuz için de öyle oldu. Yüz yüze etkinliklerimiz, konferanslarımız çok güzel geçiyordu. Yani bir sürü katılım alabiliyorduk. Kimseye de açıkta dışarıda bırakmıyorduk kapının arkasında. Fakat maalesef online eğitimde yani webinarlar düzenliyoruz. Onlar da katılım sınırlı oluyor. İşte katılmak isteyip katılamayanlar oluyor. Saati kaçıranlar oluyor. Bir şeyler yani hiçbir zaman uzaktan eğitim. Evet okulumuz bu süreçte yanımızda, öğretmenlerimiz yanımızda, danışmanlarımız yanımızda ama hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Yani uzaktan eğitimin üstümüzde bıraktığı bir bıkkınlık var diyebilirim. Kesinlikle. Ama şöyle düşünün, iyi yanı olarak yani bütün topluluklarda bu sorun yaşanıyor. Sadece sizin topluluğunuzda da değil Evet. gerçekten. Burada birçok üniversite TV olarak online eğitim, çok pardon, online yayınlar yapabiliyoruz. Hep aynı cümleleri duyuyoruz. Gerçekten bu süreç çok zorlayıcı bir süreç. Ama aslında bence bu zorluk sırasında hala pes etmeden neler yapabilirim, nasıl başarabilirim, nasıl daha çok üye toplayabilirim, bunlardan bahsedip o yolda, o doğrultuda ilerlemek çok önemli. Pes etmemek yani özünde. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, bu Biz de şekilde. topluluk olarak öyle. Yani pandemi sürecini güzel bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Evet. Yeni üyeler alıyoruz. Yine analizlerimizi yazmaya çalışıyoruz. Analizlerimizi yazıyoruz, yayınlıyoruz. Yine YouTube videoları çekiyoruz. Yaptığımız etkinlikleri YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Yani aslında en etkili şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki hiçbir zaman online eğitim işte yüz yüze eğitimin tadını maalesef vermiyor. Kesinlikle öyle. Haklısınız. Evet. Biz bir de şöyle gelmeden konuklar online olursa da aynı şekilde her zaman zaten ekstra olarak bir üstünden geçiyoruz. Yaptığınız paylaşımlar, etkinlikler daha önceden de zaten takip ediyoruz. Gerçekten her yayınımda söylüyorum, aldığım konuklar gerçekten çok özel insanlar. Sonuçta bir millet için çabalıyorlar, bir şeyler katıyorlar. Sizle de gerçekten bütün ekip olarak gurur duyduk. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Başarılı Teşekkür ederim. buluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaptığınız gerçekten ne demek? Yani emek veriyorsunuz. En önemli şey bu hayatta zaman. Zamanınızı harcıyorsunuz. Yani çok başarılı bir iş yapıyorsunuz gerçekten de. Çok sağ olun. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Dışarıdan Rica böyle ederim. gözükmek Ne bizi demek? mutlu etti açıkçası. Evet, kitap önerileriniz var mı? Peki İbrahim Bey, buyurun. Tabii ki şimdi şöyle ben kitap önerileri verirken aslında bölgeleri değil de daha çok siyasi kitaplara not aldım. Hani bölge çalışmak isteyen olur, istemeyen olur. Tabii ki bölgeler üzerine de birçok kitabımız var. Aynı zamanda kitap önerilerimiz var. Bunlarla birlikte YouTube Bölgesel Analiz TV diye bir kanal kurduk. Hani olmazsa söyleyeyim burada. Orada da eğitimlerimiz oluyor. Eğitimlerimiz Çok güzel. içerisinde tabii ki biz kitap önerileri de yapıyoruz.
Oradan da takip edebilir arkadaşlar. Ama ben özellikle mesela siyaseti anlamak için öncelikle felsefeye odaklanmak ve psikolojiye odaklanmanın gerektiğini düşünenlerdenim. Mesela bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nden konuklarımız oldu felsefe üzerine. Onları da dinledim. Onlar da gayet sözler söyledi. Bu yüzden de insanın kendi benliğine odaklanıp benlikten devlete odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ve sonrasında da devlet üstü olan uluslararası ilişkilere. İlk vereceğim mesela kitap özetin özgürlükler üzerine deneme olur. Raymond Aron. Bayağı insanın aslında kişiselliğinin ve düşünce yapısının sorgulandığı bir kitap. Bu gayet faydalı olur diye düşünüyorum. Bunun dışında kitap iyi. Sonrasında George Orwell 1984 romanı ve Hayvanlar Çiftliği kitabı Hayvan. var. Zaten Evet. bir bestseller. Yani artık bunu çok fazla Evet. söylemeye gerek yok. Hı. Evet, sonrasında demokrasi modelleri var. Arendt, Lippert'ın. Bu kitap da ciddi anlamda dünya demokrasileri üzerine analizler içeren ve 36 ülkeden demokrasi modellerinin incelendiği ve gayet hoş bir kitap. Sonrasında küreselleşme ve eşitsizlik var. Luciana Gallino'nun. Bu kitapta dünya pazar sisteminin nasıl küreselleştiğini, nasıl kapitalizmin aslında ilerlediğini, dünya sistemine yayıldığını anlatan bir kitap. Sonrasında İnsanlığın Yarını kitabı var. Bertrand Russell'in. Bu da gayet güzel bir kitap. Modernleşme dönemini anlatıyor. Dünyadaki gelişim sistemini, sanayileşme sonrasını. Sonrasında Türkiye siyasi tarihine odaklananlar için de Erich Jörgen Jücker'in Modernleşen Tarih kitabını önerebilirim. Hani tabii ki bölgelere yönelik kitap önerileri de verebilirim isterseniz. Özellikle Orta Doğu üzerine Modern Orta Olur Doğu tabii. Tarihi kitabı var, James Kelvin'in. Mesela bu kitap Hı. okunabilir çünkü şu an Orta Doğu 2011 sonrasında anlamda bir iç karışıklığa, bir Arap Baharı sendromuna kapılmış durumda. Merak eden arkadaşlar bunları okuyabilir. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz önerileriniz için. Sizin eklemek istediğiniz bir Ben şey var mı teşekkür Hatice ederim. Hanım? Yok, yani aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyecektik İbrahim'le. Tabii bölgesel bir okuma listesi isteyenler içerisinde bizim topluluğumuzun sitesinde bütün bölgelere ait okuma listeleri bulunuyor. Oradan bakabilirler kitap önerisinde okuma listesini isteyenler için. Evet, çok güzel. Erasmus avantajlarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? İbrahim Bey, buyurun. Tabii ki şimdi biz üniversite olarak ve bölüm olarak aslında uluslararası ilişkiler dendiğinde Erasmus'ta akla ilk gelen bir bölüm olabilir. Çünkü uluslararası ilişkilerle ilişki kurmak zorunluluğu bizim bölümümüzün yadsınamaz gereksinimi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çok ciddi bir çalışma içerisinde öğrencileri yurt dışına gönderebilmek ve yurda eğitim almalarını sağlayabilmek. Bunun yanı sıra bizim kendi yazdığımız Avrupa Birliği projeleri Erasmus K105 temalı oluyor genellikle. Bu projelerle birlikte de farklı yurt dışından arkadaşlarımızı katılmak isteyen arkadaşlarımızı ülkemizde ağırlıyoruz. Mesela bu biz K105 temalı projemizi Marmaris'te gerçekleştirmiştik ve 7 farklı ülkeden 50 katılımcı gerçekleştirdik. Ülkemizde ağırladık onları ve onlarla hep birlikte eğitimler, hatta oyunlar, eğlenceler düzenledik. Güzel kültürel günler yaşadık. Topluluk olarak da en çok önem verdiğimiz şey aslında proje yazımı. Şu anda da bir tane projemiz var, Student Map Muğla diye. Bu projemiz de geçerse inşallah Muğla'da düzenleyeceğiz bunu da. Evet. Erasmus projelerine çok önem veriyoruz çünkü bölümümüz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olduğu için herhangi bir ulusla ilişki kurabilmek, o ulustan insanları tanıyabilmek, kendinizi, kültürünüzü onlara tanıtmak için çok mutluluk verici bir şey. Ve
Şu anda da topluluğumuzun daha projede İran'da inşallah Romanya'da gerçekleşecek. O projeye Çok de güzel. Romanya'da katılım göstereceğiz. Tabii ki bu pandemi sürecinde ertelenmezse, bir sıkıntı çıkmazsa Romanya'da katılım göstereceğiz o projeye de. Çok güzel. Hatice Hanım, eklemek istedikleriniz var mı? Şöyle, bizim bölümümüzün aslında sadece Erasmus değil, her türlü bir yurt dışı hayali var. Bir yurt dışı hedefi var. Yurt dışında dil okulu olsun, gençlik projeleri olsun, Avrupa projeleri olsun. Bizim bölümümüzün hep böyle bir hedefi, böyle bir isteği var. Biz de işte topluluk olarak kendi projelerimizi yazmaya çalışıyoruz. İşte koordinatör hocamız haberdar olduğu bütün gençlik projelerine başvurmamızı sağlıyor. Başvurmamız için bizi bilgilendiriyor, nedir, ne değildir, nasıl başvurmalıyız. Böyle. Evet. Harika. Çok açıklayıcı oldu. Kısa ve öz bahsettiniz yani. İbrahim Evet. beni Yavaş. tamamlıyor zaten. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaştık. Bahsetmek istediğiniz herhangi bir konu var mı topluluğunuz için? Tabii ki. Öncelikle şundan bahsedebilirim. Üniversite TV ailesine tekrardan çok teşekkür ederiz. Bizleri konuk etti. Bizlerin projesini dinlemek için vakit ayırdı. Bu ciddi anlamda çok bizleri onur eden bir şey. İşte başardık diyebilmenin belli bir noktada tamamlayıcısı olan bir kelime. Bunun için ayrıca çok müteşekkiriz. Çok teşekkür ederiz sizlere. İnşallah yani yüz yüze katılmayı isterdik ama bu pandemi süreci tabii ki hepimizi etkiledi. Yüz yüze katılıp bir program birlikte gerçekleştirmeyi isterdik. İnşallah farklı projeleri biz o sürece kadar yaparız. O projelerle tekrardan yine yayınınıza konuk olmayı isteriz. İnşallah, çok teşekkür ederiz biz de. Yani sizi ağırlamak çok keyifliydi. Programımıza renk kattınız. Yani bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan insanlara ışık oldunuz açıkçası. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hadi ederiz, canım, sağ olun. buyurun. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Bizim de bir YouTube kanalımız var, Bölgesel Analiz TV. Belki bu pandemi geçer, biz sizi YouTube kanalımıza böyle misafir olarak, konuk olarak alabiliriz. Siz bizi ağırlamıştınız. Belki böyle Çok pandemiden sonra biz de teşekkür sizi YouTube kanalımıza misafir ederim. edebiliriz. Çok Umarım. memnun olurum, çok mutlu olurum. Neden olmasın? Bizlerle. Sağ olun. Gerçekten İbrahim Bey bahsettiniz. Evet, çok güzel bir aslında üniversite adına güzel bir program yapıyoruz. Başta olmak üzere Harun Bey çok fazla emek gösteriyor bu iş için. Sadece gençlere yönelik, lise öğrencileri olsun, üniversite öğrencileri olsun. Gerçekten ekip olarak da çok fazla çalışıyor. Bir gün yüz yüze eğer nasip olursa, ağırlarsak burada, buradaki koşuşturmalardan kendi gözünüzle şahit olursunuz. Gerçekten. Ama gençler bence çok önemli. O yüzden buradaki ışığı görebilmek ve onlar adına çalışmalar yapmak, fırsatlar sunmak çok önemli bir şey. Harun Bey de buna vesile oluyor. Hepimiz adına çok mutluyuz yani. Ben de buradan teşekkür ediyorum Harun Bey'e. Biz de Evet. tekrar teşekkür ederiz. Ya tabii ki Evet. böyle şeyler desteklenmeli ülkemizde de daha çok Kesinlikle. desteklenmeli. Üniversite öğrencilerin fikirleri, bu fikirlerin sunulduğu platformlar, bunlara karşı desteklenen şeyler. Çünkü biz yani üniversite öğrencisi, üniversite gençliği olarak ışığımızı Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz ve o ışık hiçbir zaman Kesinlikle. sönmedi, sönmeyecekti. Bu yüzden Kesinlikle. de hiçbir zaman durmayacağız Allah'ın izniyle. Gerek ülkemiz için, gerek vatanımız için, gerek milletimiz için ne gerekirse sonuna kadar yapacağız. Ve bu Üniversite TV oluşumu da ciddi anlamda yani ben çoğu programı takip ettiğimi söyleyebilirim. Bu tarz gençlere farklı yani hani toplumun her kesiminden farklı farklı insanların farklı farklı alanda cidden bilgi ve donanımlı gençleri ağırladığı bir platform. Ve öncelikle yani cidden çok teşekkür ederim. Hani böyle bir platformu kazanmış olmak benim için de büyük bir gurur. Çünkü ben mesela sürekli Ne takip edeceğim artık. Yani izleyeceğim acaba onlar ne yapıyor? Hani biraz da demek? kendimi geliştirmek için. Acaba onlar ne yapmış? Evet. Hani
Bu acaba sorusu kafamda oluşmasını sağladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok memnun oldum. Çok sevdim sizi. İnşallah yolunuz açık olur diyorum. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederim. Evet, o zaman programımızın sonuna geldik. Sağlıkla kalın diyorum. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.